yani hakemler üzerinden bunu değer... Ben, de o da Saygı Tabii, duyuyorum. Tabii. Benim de düşüncem. Reha Hocam'a da saygı duyuyorum. Tabii. Ben de size olur. saygı diyorum her zaman. Teşekkür ederiz. Ee, yani ben mesela kendi düşüncem, hakem operasyonunu falan çekiyor ondan gidiyor değil. Az önce söylediğim gibi. Bu kadar gibi, hata olur mu hocam? Az yoksa. önce ama bir şeysem onun eksiği yok. Ya hakemler hata yapabilir. Siz ama tutarlı olmalısınız. Verdiğiniz kararlarda Katılır. yaklaşımınız kulüplere var ya hepsine ne kadar uzaksanız o kadar uzakta ne kadar yakınsanız o kadar yakın. Birine çok yakın, birine uzak yapamazsınız. Çünkü futbolun evet Genelde e, patronları o masada oturan 20 tane kulüptür. Kulüpler birliği. Yani Futbol Federasyonu Başkanı evet çok önemli mercidir, Ama o kulüplere de aynı şekilde davranmak zorundasınız. Şimdi Ulaş çok enteresan iddialar söylüyor. Diyor ki İstanbul Spor Kulüp Başkanı sezon başından beri görüşemiyor. Siz İkinci haftadan ikinci bu yana. Haftadan konuşursunuz. Öbürsünün dinlersiniz sıkıntısını vesaire. Kesinlikle. Hepsini yani. halledersiniz. Bakın şimdi siz böyle adaletli kararlar versiniz. Hep konuştuğunuz tutarlı olsa... Her krizi doğru yönetseniz, siz hakemlerin verdiği kararlara derler ki ya futbol federasyonu ne yapsın? Ya çok iyi bir başkanımız var, baksana. Yani adamın duruşu, iyi niyeti hepsi hepimiz aynı davranıyor. Verdiği kararların hep arkasında ve de çok doğru bir yönetim var. Kurulları var. Derler hakemle ilgili evet sıkıntılar var. Demek ki MHK ile ilgili geçmişte de vardı. Bunu bir şekilde çözmek gerekir. Futbol federasyonuna yardım etmek gerekir. Bana göre verilen kararlarda, tutarlarda yani hareket tavır yönetim kurulundaki bazı işte e, futbol federasyonu içindeki hareketleri vesaire görüntü vermeleri vesaire Hocam, tarafsız bence. olmaları gerekir vesaire Hocam, vesaire yani bunlar da böyle çok iyi e, aşırı çalıştık. derece aşırı derecede biriktiğinde o zaman futbol federasyonuna karşı bir tepki oluyor. Bugün Eşmer Bey'in verdiği tepki biliyor musunuz? Türk ben bir meydan okumalık olarak görüyorum. Futbol hocam. Federasyonu'na veriyor. Az önce de söyledim. Tamam, Trabzonspor'la ilgisi yok. Olun. Hakemlerle Futbol ilgili olduğunu biliyoruz. Futbol Federasyonu Başkanı'na veriyor direkt. Hocam tamam olabilir Hakemlere ama değil. burada baş aktörler hakemler. Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun ben iyi niyetinden şüphe etmiyorum tanıdığım için. Çok projelere kafa yoruyorlar. Çok çalışıyorlar. Her tarafa koşmaya çalışıyorlar. Ama artık sistem o kadar kirlenmiş ki. Oraya şu anda hangi spor adamını ya da hangi kulüp başkanını, futbol federasyonu başkan olarak seçseniz aynı kaderi yaşar, aynı problemleri yaşar. Ne yapacağız yaşar. abi, çözüm? Çözümü onlar bulacaklar. Yani biz, <laughs> biz gazeteciler ancak burada eleştiririz, ne bileyim, överiz, olanları abi bak, anlatırız, o kadar, yol haritası o ka, çizeriz. O kadar çarpık bir durumdayız ki Tabii, şu anda. Tabii, aynen. E, Türkiye'de şu anda. merkez hakem kurulu başkanı bugün bir kulüp başkanıyla... Fenerbahçe Spor Kulübü başkanıyla davalık. Evet. Bu, Şimdi bak bu buradan buradan sağlıklı bir şey bizim çıkartmamız zaten mümkün değil. Acaba niye istifa Ro etmiyor o zaman? İstifa etmesi gereken. Niye istifa etmiyor. Merkez acaba? Hakem Kurulu Başkanı etmiyor. Bir kulüp başkanıyla davalık Yani davasında evet, haklı ya da haksız değil. Doğru, demiyor. doğru. Yani bu skandal. Bak olmaz böyle bir şey abi. Olmaz. Ya böyle yani her çok, her çok, taraftan dökülüyor. Çok iş. malzeme verdiler. Yani ben evet, diyorum doğru. hakemler üzerinden okursak futbol federasyonu işte hani ya başarısı falan hayır. Çok malzeme verildiğini düşünüyorum. Yani bir süreçler yaşanıyor. Süreçler daha iyi yönetilebilir. Konuşmalar daha tutarlı. Kararlar daha tutarlı olmalı. Geçen hafta işte Halil Hoca olayında. Yani bir, bir gün konuşulan ertesi gün farklı konuşuluyor. Yani bu var. Şimdi bakıyorsun tekrar bugün bir olay oluyor. Mesela bu olayla ilgili farklı yani mutlaka futbol federasyonu değerlendirecektir. Ama İstanbul Spor Kulüp Başkanı bunu göze almıştır. Neye almıştır? Bu maçı 3-0 hükmen biter. 3 puan da silinir. Küme de düşsem diyor ki ya yani benim de düşüncem ya yani benim yanımda olmayan futbol federasyonunda da bir meydan okumak. Yani o da kendi düşüncesine göre diyor ki ben giderim bu ligden. Ama futbol federasyonunda gitsin diye yapılan işin gerçeği böyle bir eylemdir. Me bu futbol federasyonuna MHK değil. Yapılan bir eylemdir bu akşam. Ama Be ben bu şekilde olmaması hocam. Meydan gümbür gümbür. Ya bu yapılan hocam, eylem odur yani. MHK hakemleri değildir. Ama. Ben ben katılıyorum bak. Ben, ben çok değil. pozitifsin. Hayır. Yani. Kulüpler bile. Hayır ben en son kulüpler bile çoktan. Ben, ben, ben az önce yaşananları bildiğim ben, için. Ben de yazında da hatta belirttim az önce de söyledim. Ya dünyada yüzlerce maçın oynanıyor şu saatte bile oynanıyor farklı saat diliminde. Ya herkes penaltı vermedi, onu vermedi. Böyle çekeyim sağdan böyle bir şey olamaz. Hakkını böyle arayamaz insan. Takımını sağdan çekilmemesi gerek. Bu bizim markamıza ve Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki imajı için sıkıntılı. Bir kulüp başkanı bunu düşünmesi gerekir yaparken. Bir de şunu söyleyeyim o zaman. Ersin bir hesabınız bile... olabilir. Futbol Federasyonu'na Zeki Bey tamam. memnun olmayabilir bak Bak tamam, şimdi hocam. memnun olmayabilirler. Anladım. Bununla Söyleme ilgili gidersin bazı mecralarda konuşursun edersin. Bunu söylersin. Hı. Ama sen bütün futbol ailesi hepimiz burada zarar görüyoruz. Bakın yanlış anlamayın. Hocam, Bakın bütün aile ben. futbol bilmediğiniz ailesi bilmediğiniz bir de ülke de var, hocam. olarak. Hocam, ülke bilmediğiniz olarak da, şeyler de var. Kolay değil yani Kulüpler Birliği toplantısında yaşananları çok iyi biliyorum. Oradaki başkanlarla görüştüm, e, hatta dehşete düştüm. Ama o kulüp başkanları rivaya gittiğinde, sayın Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünde gayet samimiler, para istiyorlar. Benim durumum ne olacak? Talepleri var. Orada hiç öyle konuşmuyorlar abi, ama. Diplomasi Niye böyle o? bir şey ama bu diplomasi kurban olayım sana Zeki abi. Orada öyle konuşup burada öyle konuşursak. Ama kavga mı edecek yani sürekli? sen kavga etmeyecek. O, sen... Orada tartışacak sen sorunlarını çözmeye çalışacak. Diyorsun. Sonra gidecek para da isteyecek i̇şte, abi. Niye istemeyecek Hayır, yani? O, ama... ama diplomasi budur abi. Masada kavga edersin. orada. Gider oradan. ziyaret edersin paranı da istersin. Bunda absürt bir şey yok. Orada da şimdi öyle bir şey oluyor ki o zaman öyle bir tablo oluyor ki gidiyorsun e, futbol federasyonu başkanına işte benim şöyle bir projem var ona yardımcı olun şöyle bir bütçe istiyoruz işte naklen yayın gelirleri ile dolar peşinat istiyorum normal abi işte bunlar. altyapı ile ilgili şunu istiyorum normal abi tamam bunlar. normal bu talepler normal zaten ama zaten Türkiye Futbol Federasyonu orada, o yüzden var ya orada tepki göstermiyorlar ne Kulüpler Birliği'nde. abi kulüp Birliği'nde gö gösteriyorlar oraya geliyorlar başka bir şey konuşuyorlar Dört büyük kulübün memnun olduğu bir futbol federasyonu hiç hatırlıyor hiç bir zaman musunuz? olmadı Dört büyük kulüpten ziyade. Yani sayın büyük Ekşi ekşiliçi her şeyi Trabzonspor düze, hariç düzelecek tutarak konuşacak Üç büyük kulüp. 38 Doğru. yıldır şampiyon olan takımlara bakacaksın. Aynen. Kimler Doğru. memnun? Doğru. Trabzonspor, Başakşehir, Bursa. Trabzonspor girdi bir araya. Hı hı. Tamam. Bursa bir de Başakşehir. Onun dışında 3 İstanbul takımı son 38 yıldır Doğru. içinde şampiyonluk yaşıyorlar. Dolayısıyla 3 İstanbul takımının organizasyonu etrafında dönen. ...bir sistemden bahsettik biz hep senelerce. Ne zaman ki Trabzonspor 1967'de kuruldu... Ee, 75 76 ilk şampiyonluğu... ...Anadolu'ya getiren takım olarak aldı... ...ve bunu sürdürülebilir hale getirdi... ...o zaman başladı. Erman Hoca çok güzel diyor. Trabzonspor iyi ki var diyor. Evet. İyi ki var. Bence olmalı da. Ben başka Herhalde. bir şey daha söyleyeceğim. Sevgili Cüneyt... ...şimdi... ...Ocak ayında... Klasmanlarla ilgili bir durum olacak değil mi? Bir toplantı olacak. Hakemlerin klasmanlarının düşürülmesiyle ilgili. Şimdi bugün bana çok sayıda da mesaj geldi. Ciddi bir operasyon var orada. Evet. Hem vara yapacaklar hem e, hakemlere MHK içinde ciddi böyle hatta isimli hakemler bile yollamayı düşünüyorlar devre evet. Arası. Bakacağız işte ona hocam. Yani 5 Ocak tarihi hedef alındı sevgili Cüneyt. Şimdi, şimdi Trabzonspor neden konuşmuyor? Mete Kalkavan bugün bu maça verildi diye. E, Trabzonspor Kulüp Başkanı'na sordum. Dedim Sayın Başkan bir açıklama. Hayır dedi. Ben o tarihi Hı -hı. bekliyorum dedi. Göreceğim dedi. Ben 5 Ocak'ta bana verilen sözler tutuluyor mu tutulmuyor mu? Ha tutulmuyorsa şayet tutulmuyorsa o, o klasmanlar düşürülmeyecekse o tarihte o zaman dedi ben konuşacağım. Ve federasyonda da Trabzonspor'u temsil ettiği söylenen Sayın Yalçın Orhan'ın da ne yapacağına bakacağım dedi. O tarihte her şey belli olacak dedi. Şimdi Trabzonspor bu açıdan konuşmuyor. Hiçbir şey söylemiyor <laughs> ve o klasmanların belirleneceği e, tarihi bekliyor. E, şimdi şöyle zeka bir şey söyledi az önce. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun içerisinde e, yani şunu demeye çalıştı aslında ben biraz olayı e, toparlayayım. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı atanıyor, Merkez Hakem Kurulu üyeleri atanıyor. Sevgili Cüneyt, ama Meake bunlar yönetmiyor. Meake başka bir güç yönetiyor. Yani, değil mi? Onu devreye evet, çalış. Bir örnek vereceğim şimdi biraz. Tamam. Bu, bu yeni mi? Bu. Bu, bu dalar var, da var. Tamam. Şimdi bu yönetilen el, ya yani yöneten el kim? Hı hı. Yani e, yönetmek için oraya gelenleri kim yönetiyor gibi Ya da kimler yönetiyor geliyoruz. İşte belli daha orada görmedin mi? Bugün Başakşehir maçında evet. önünde. Saygı tişörtleri giymiş çocuklarımız, o maçı atanan hakem ve saldırıdan sonra çıkıp konuşan hakem. işte en başta o vardı, Mete Kalkavan vardı. Şimdi Mete Kalkavan'la ilgili sana destek olsun diye bilgi vereyim. Taze Beraber. bilgi geldi çünkü. E, Mete Kalkavan neden Başakşehir maçında görev aldı? E, çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni hakem sorumlusu, genel sekreter yardımcısı Mustafa... Az Topal'ın sınıf arkadaşıymış. Hatta ben sana söyleyeyim mi? Mustafa Hoca e, ne, ne kadar zaman oldu biliyor musun? Sen sıkı görev başlığını. Bir hafta oldu. Evet işte, Başkan yeni, danışmanı yeni. olarak evet. başladı. Ben e, Tamam. Bir, bir hafta bir oldu. Tamam, şimdi ya. başkanın bir hafta. danışmanıysa Sayın Büyük Ekşin, yeni o zaman olması. bu atamadan haberi olmaması mümkün mü? Vardır herhalde yani olmaz olur mu? Hayır. <laughs> en son hakemlerle ilgili bütün e, o toplanıp Futbol Federasyonu başkanının onayından geçtikten sonra açıklanıyor kamuoyuna. Şimdi bir Alman modeli getireceklermiş abi. Bir dedikodu oldu ya bir. Alman ya yani. onu biliyorum. Alman modeli. Anlattım defalarca biliyorum onu. Tamam. Alman modeli. Olmaz o ama. Ta... O daha büyük sıkıntı. Abi o olmaz. O hiç olmaz. Premier sistem olmaz. Süper olmaz, olmaz. Üç günde hakemleri atayamazsın. Alman modeli dediğinde şu biliyorsun. Abi bir şey söyleyeyim. Hı. Bu hakemler yapay zeka ile mi atanıyor? Yabay zeka ile mi atanıyor? Ne yapay zeka? Algoritma diye hiç inanmıyorum algoritmaya ben. Zaten algoritmanın içine hiç hakem giremez abi. Bir tek girecek evet. hakem var o da Ali Umut Meler. Ali Umut Meler. Onda, onda, bir da, tek o karşılıyor. Bütün maçları vermen lazım.